Herkese merhaba değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere klozet içerisindeki oluşan kireci, sarı lekeleri ve gider borularını temizlemenin en etkili yöntemini göstereceğim. Bildiğiniz gibi genelde klozetin kenarlarını ve içerisini temizleriz. Gider borularını yeterince temizleyemiyoruz. Gider borular temiz olmayınca kötü kokular geliyor. Şimdiki göstereceğim yöntemiyle temizlerseniz hem klozetin içerisi hem gider boruları temizlenir. Kötü koku da gelmez. Şöyle gördüğünüz gibi klozetin içerisi de oldukça saranmış ve kireçlenmiş. Önce arkadaşlar klozetin şu yüzeyini, içerisini, daha sonra gider borularını temizlemek için karışım hazırlayacağım. Klozetin kenarlarını ve şu içerisini temizleyeceğim ürün iyice yapışması için ıslatır gibi nemlendireceğim. Şöyle bidonun içerisine yaklaşık bir çay bardağı kadar beyaz sirke dolduruyoruz. Daha sonra bunun üzerine yaklaşık yarım çay bardağı kadar bulaşık parlatıcısı dolduruyoruz. Bu kadar yeterlidir. Çünkü sadece nemlendireceğiz, fazla ıslatmayacağız. Ağzını kapatıyoruz. O zaman bunu güzel şalkalayıp klozetin yüzeyine püskürteceğiz. Şimdi bu karışımı şöyle klozetin kenarlarını ve içerisini şöyle bolca püskürtüyoruz. Şuradan da püskürtelim. Buralar da temizlensin. İyice püskürttükten sonra şöyle yaklaşık burada 3 yemek kaşığı kadar limon tuzu var. Limon tuzunu öğüterek toz haline getiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar. Bu arada arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bunu şöyle bir şişe kestim, onun için alacağım. Daha sonra öğüttüğümüz, toz haline getirdiğimiz limon tuzunu şöyle klozetin üzerine serpiştiriyoruz. Şöyle kenarlarına falan. Şimdi bulaşık parlatıcısı, sirke ve limon tuzu reaksiyona girer. O klozete sinmiş sarı lekeler, kireçleri kolaylıkla çıkartır. Şöyle kalan da içerisine döküyorum. Ardından yine sirkeli suyu püskürtüyoruz. Üçü birlikte reaksiyona girer. Silmiş sarı lekeleri ve kireci yumuşatır. Şöyle köpürmeye başladı. Klozete silmiş sarı lekeleri kolaylıkla yumuşatır. Biraz daha püskürteceğim şöyle.
Şimdi bu şekilde biraz bekleteceğim. Yaklaşık 5-10 dakika kadar bekleteceğim. Şöyle gördüğünüz gibi o sarı lekeler hemen suya işledi. Gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkıyor. Çünkü limon tuzunun kireç sökücü özelliği yüksektir. Parlatıcının da sarı lekeleri yumuşatma özelliği vardır. Şimdi yaklaşık 5-10 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra önce şu klozetin kapağını temizleyeceğim. Şöyle süngerin yumuşak tarafıyla, sert tarafıyla değil. Şöyle yine sirkeli sudan şöyle sıkacağım. Kapaklarını güzelce temizledim. Şimdi şu çevresini güzelce ovalayacağım. Güzelce ovaladıktan sonra burada hortum takacak musluk yok. O yüzden şöyle fetişeye su dolduruyorum. Güzelce durulacağım. Şimdi içerisini ve gider borularını temizlemek için karışım hazırlayacağım. Şimdi şöyle bir kabın içerisine bir çay bardağı bulaşık deterjanı döküyoruz. Daha sonra şuralara kadar su dolduracağım. Şöyle gördüğünüz gibi şuralara kadar su doldurdum. Şimdi bunun içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı limon tuzu karıştırıyoruz. Daha sonra bunu güzelce karıştırıyoruz. Limon tuzunun iyice erimesi için. İyice karıştırdıktan sonra içerisine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar karbonat döküyoruz. Şimdi bunun üzerine hazırladığımız karışımı şöyle döküyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl köpürdü. Reaksiyona geliyor. Şimdi içerisini o pırıl pırıl tertemiz eder. Şöyle bidonda az bir şey sirke kalmıştı. Bulaşık kaldırıcısı da
Onun üzerine döküyorum şöyle. Şimdi bu yaklaşık yarım saat kadar bekleyecek arkadaşlar. Yaklaşık 40 dakika falan bekledim. Şimdi sifonu çekmiyoruz. Bunun üzerine sıcak su döküyoruz arkadaşlar. Şimdi bir ketil su kaynatacağım. Çünkü içerisine döktüğümüz karışım içerisinin kirecini, sarı lekeleri ve boru giderini iyice yumuşattı. Sıcak suyla üzerine döktüğümüz zaman o borular falan tertemiz olur. Şimdi şöyle dolu dolu bir kete su ısıtacağım. Su kaynadı. Şimdi kapatıyorum. Kaynattığım suyu şu bidona alacağım. Kaynattığım suyu içerisine döküyoruz. Şimdi o borularını tertemiz eder. Kötü koku da gelmez. Daha sonra klozetin fırçasıyla fırçalıyoruz. Şimdi sifonu çekiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz oldu. Eğer bu şekilde temizlerseniz hem içerisi temizlenir hem gider boruları temizlenir. Kötü koku da gelmez. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.